Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA'deki son gelişmeleri konuşacağız. Kanal sezonu bitirmiştik ama son bir iş için buraya geldik. Son aslında bir yeni büyük sezonu için. başlayalım diyelim. Yani sezonu bitirdik. <laughs> Bu yeni sezon aslında. Yeni sezonu da biraz erken açıyoruz efendim. Onun sebebi de tabii ki, çok pardon, ee, onun sebebi de tabii ki, Transfer piyasası da inanılmaz hamleler. Ama öncesinde bir tanıtım yapayım Kaan abi. Yeni sayımız çıktı. Tecrübe merkez kortu. Ee, gördüğünüz gibi efendim benim Golden State Warriors, Stephen Curry yazım kapakta Curry fotoğrafıyla yer buldu. Ama benim için daha önemli olan şey Tadeo Pogacar ve Primoj Roglic'in kapağımızda olması. Abdullah Avcı özel röportajıyla birlikte Tur'da Frans dosyasından Fenerbahçe Beko'ya kadar Per Peterson'dan dediğim gibi Warriors'a kadar çok fazla dosya var. Sokratesdergi.com'dan dijital indirimli bir şekilde de alabilirsiniz, okuyabilirsiniz dergimizi. Kara bugün aslında senle daha sonra yapacağımız bir programı öne çekmek zorunda kaldık. Çünkü piyasa dün gece itibariyle aslında son noktasına çok yaklaştı. Evet. Yani programın sonunda sen de Kevin Durant'i konuşacağız. DeAndre Ayton da orada konuşacağız. O bağlantılı bir paket de olabilir. O taraf bir bekliyor ama neredeyse %80'ini görmüş olduk free agency'nin ve takas piyasasının. Draft çok zayıf geçmişti heyecan anlamında ama özellikle son iki gün yani hamlelerin açılması ile birlikte takımlar paraları harcamaya başladı. Daha da önemlisi draft taklarını harcamaya başladılar. <laughs> i̇ki tane bir genel çerçeve için şeyi belirleyelim. Birincisi ya her e, free agency döneminde her yani transfer dönemi diyeyim. E, NBA'de tam anlamıyla transfer demek doğru değil. Belki hani serbest oyuncuların imzalaması ama e, her transfer döneminde işte verilen bazı kontratların ne kadar abartılı olduğu işte bu adama bu paralar verilir mi falan yani e, her transfer döneminde gördüğümüz bir şey. Ve bir kısmı doğru. Yani hakikaten e, çok e, tuhaf paralar harcanıyor. Yalnız ee, bu sene ve önümüzdeki iki yaz biraz farklı olacak. Çünkü 2025 2026 yani 2025 yazı itibariyle e, seri Kep'in çok ciddi bir şekilde tırmanması, ...yüzde %35, %40'lar artması bekleniyor. Bunun temel sebebi de yeni televizyon e, yayın hakları sözleşmesi. Hatta yeni yayın hakları sözleşmesinin... birkaç tane ek maddesi var işte e, streaming hak, yani e, online yayın hakları işte onun parçalanması, işte e, online yayın sırasında bahis oynanması falan gibi yani konuşulan şey yayın haklarının işte 3'e katlanması yönünde. Yani şu anda 2.8 milyar dolar galiba. Yıllık 7, 8 hatta 9-10 milyar dolarlara ulaşabileceği. Bu da bu sezon açıklanan ücret tavanı 123 milyon dolarken 2025 yani 2005 yazı itibariyle bunun 200 milyon dolara dayanabileceği söyleniyor. Bu yüzden şöyle bir örnek vereyim şu anda yapılan sözleşmeler ve önümüzdeki iki yaz yapılacak sözleşmelerin son yılları hatta son 1 iki yılı bir anda çok büyük gözüken kontratlar makul hatta kelepir konumuna düşebilir. Yani şöyle Kaan abi aslında Bradley Beal'ın 34 yaşında 57 milyon dolar alması yine biraz fazla ama 2 e, sene sonra bugün göründüğü kadar sert görünmeyecek. Şöyle söyleyeyim 2 sene sonra maksimum kontratlar 70 milyon doların üzerine çıkabilir. Böylece Maksimum kontratlı oyuncular. Ben bunu hep söylüyorum. E, ligde her takımın orta, yaklaşık 2 tane maksimum kontrat verebilme açlıklı var. Bazı takımlar üç tane verebiliyor durumlara göre. Bu yaklaşık 60 oyuncu eder. Tabii ki hepsini vermiyorsun Ama her an 40-45 tane oyuncunun e, maksimum kontrat oluyor. Bu da yani ligin en iyi 40-45 oyuncusu olduğunu varsayarsak teorik olarak. Yani bir yılında bunu hak ettiğini düşünebilirsiniz. Ee, birazdan konu, e, maksimum kontratta geleceğiz bence çok tuhaf. Çünkü bir yıl geçen sürenin hiç iyi geçirmemişti. Orayı hak ediyor mu tartışma konusu. Fakat maksimum kontratlı oyuncular 70 70 70 milyon dolar alırken 55 milyon dolara bir yıl almak veya 60 milyon dolara yok içi oynatabilmek hakikaten kelepir olacak. Ee, o zamana geldiğimizde. O yüzden de özellikle bu yaz hatta önümüzdeki iki yaz boyunca çok tuhaf kontratların verildiği söylenir. Zaten büyük kontratlar genelde son senelerinde daha büyük problemli. Yani işte 35 yaşında 60 milyon doları nasıl alıyor bu falan diyorsun. Dediğim gibi e, o Seleri Kep'in tırmanışı gerçi şöyle bir şey var. E, 2016'dan e, NBA ve Oyuncular Birliği Sendikası dersini aldı. Kep'in büyük fırlamasına izin vermeyecekler. Daha yumuşak geçiş yapacaklar. Ama çok önemli değil. Şu açıdan önemli değil. Çünkü işte atıyorum 125'ten 200'e çıkmasına izin vermeyecekler. İşte kademe kademe artıracaklar ama oyuncular hak ettikleri paraları escrow diye bir sistem var. Oradan geri alacaklar zaten. Yani mesela pandemide de tersi olmuştu. Pandemide işte mesela 40 milyon dolar kontratlı bir oyuncu aslında 30 milyon dolar falan aldı. Şeyden dolayı. Ligin gelirleri düştüğü için kontrat yine 40 milyon dolar fakat cebine giren para düşüyor. O bir e, ligin gelirleriyle bağlantılı olarak escrow diye bir fon var. Oraya aktarılıyor. Her sene aktarılıyor bu para. Sonra sene sonunda gelirlere bakılıyor. Eğer gelirler tahmin edildiği gibi çıkarsa bu fon serbest bırakılıyor, oyunculara veriliyor. Pandemi sırasında bu fon serbest bırakılmak takımlara geri ödendi. Benzer şekilde tersi olacak muhtemelen 2025-2026'da. Kontratlar işte 70 milyon dolar, hani 50 milyon dolar kontrat yapacaksın. Ee, 50 milyon olacaksın. escrova ekstra paralar gittiği için 50 milyon dolar kontratlı bir 60 milyon dolar alacak aslında. Zaten şöyle maksimum kontratlara ya da NBA'de verilen kontratlara bakarken kepteki yüzdesine yani ücret tavanındaki yüzdesine bakmak oradaki sayıya bakmaktan çok daha önemli. İnsanlara tabii ki sayı çekici geliyor. Yani 257 milyon dolar, 260 milyon dolar bunlar korkunç paralar gündelik hayatımızda düşündüğümüzde ama işte o CEP'in %35'ine denk mi geliyor? Yani Supermax'e mi denk geliyor? %30'a mı denk geliyor? %25'e mi denk geliyor? Aslında bütün bunlar takımların hamle avantajını veya dezavantajını belirleyen şeyler. Dolayısıyla seyircilerimizin de oraya bakması çok daha mantıklı olur bu tip Aynen hamleleri öyle. düşünürken. Şu anda %35 çok yüksek ama 2026'nın şu an %35'i 2026'nın %20'sine denk gelecek. O evet. yüzden şey. Ve bu yüzden de bu sene yapılan maksimum kontratlar işte Zach LaVine, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Nikola Jokic, Bradley Beal, Bradley Beal hariç diyelim, hepsi çok mantıklı ve hatta ee, bu oyuncuların hak ettiğinden en azından son 2 seneleri için hak ettiğinden daha az paralar olabilir. Ve hatta benim mesela beğenmediğim kontratlardan biri Lugens Dort'un kontratı. 5 yıl yaklaşık... 87 milyon lira. Milyon yani yıllık 19'a falan geliyor. Bence çok hak etmiyor. Yani e, görünümden çok daha iyi... E, algısı olan bir oyuncu. O performansından daha çok. Ama dediğim gibi o da onun da son iki yılı muhtemelen çok kelepir olacak. O yüzden bu kontratların hepsi belli açılardan makul. Önümüzdeki iki yaz daha da beter olacak. Bu arada ikinci bir şey olarak bir konu bir resim netleşti gibi. Takımlar hedefledikleri oyunculara kendilerini daha yukarı çıkarabilecekleri inandıkları oyunculara eskisinden çok daha büyük bir karşılık vererek onları kadroya katmak için kesenin ağzını sadece parasal anlamda değil, draft hakları anlamında da. Yani karşılık anlamında da açarken biraz daha tamamlayıcı görülen oyuncuların piyasası düşmüştüm. Yani makas hedef oyuncularla destek oyuncular arasındaki makas çok açıldı. Yani mesela eskiden bir Erin Gordon örneği vereyim. Erin Gordon hedef oyuncu değildi belki de. Denver Nuggets için ama iyi bir tamamlayıcı parça gibiydi. Karşında bir tane işte R.J. Hampton gibi genç bir oyuncu, iki tane de draft hakkı vermişlerdi. Şimdi mesela konuşacağız ee, hedef değil tamamlayıcı oyuncular. Mesela Malcolm Brogdon örneğinde olduğu gibi birden fazla draft hakkı kolay kolay vermiyorlar ee, takıma dördüncü beşinci parçayı eklemek için. Ama hedef olan oyuncular. Yani bu takımı bir adım ileri attıracak, merkeze çekirdeğe koyacağımız oyuncu dedikleri Dejan Murray, Rudy Gobert için eskisinden çok daha fazla e, bedeller ödeniyor. Oraya başlayalım istersen. Başla. Rudy ile başlayalım. Çünkü en çok gürültü koparan e, anlaşma oydu. Takas oydu Kaan abi. Nesot Timberwolves Rudy Gobert'i aldı ve karşında şehri verdi. Yani saymaya başlayalım. Oyuncu bazında. Sayma abi. Sayma Malik Beasley, Patrick Beverly, işte Vanderbilt, Bolmaro. Oyuncuları geçelim şimdi. 2023, 2025, 2020 27 korumasız ilk tur draft takları ve 2029 draft hakkı ilk tur. Sadece ilk 5 korumalı Kaan abi. Son yıllarda piyasayı en büyüten takas anlaşmalarından biriydi şimdi. bu. Ve Kevin Durant takasında biraz çıkmaza soktu. Çünkü her takım şimdi Dejan Temer'de de aynısı var. Şimdi Dejan için 3 tane yolluyorsun. Rudy Gobert için 4 tane draft hakkı yolluyorsun. Abi Kevin Durant için kaç, dakika, kaç tane yollayabilirsin? Bir de yollayabileceğin de sınırlı. Yani 2 sene üst üste draft haklarını da yollayamıyorsun. Pick swap yani takas değişim hakkı veriyorsun. İlk tur draft hakkı değişimi veriyorsun. Şimdi böyle olunca piyasayı biraz sıkıştıran... Ama diğer taraftan da Minnesota Timberwolves'un Tim Connelly ve yeni sahipler döneminde çok ama çok büyük bir hamle ile başlamasına neden olan bir takas oldu. Ya e, bu Minnesota'nın yeni yönetim yeni yönetimi yeni takım sahipleri göreve geldiğinden beri çok agresif olacakları ve başarı için her şeyi göze aldıklarını zaten anlamıştık. Yani yaptıkları hamlelerden ve en başta Tim Gunnell'ı alırken e, harcadıkları efordan da görüyoruz bunu. Fakat bu Rudy Gobert takası akıl alır gibi değil. Yani yakın zamandaki süper yıldız sınıfındaki oyuncuların takasına bakalım. En basit herhalde Houston'dan James Harden'ın ayrılışı olabilir. Hı hı. Ki o zamanki James Harden ligin en iyi 5-10 oyuncusundan biriydi. Nerede konumladığını size kalmış. Abi James Harden'dan daha fazla şey verdiler. Şimdi bak 4 tane birinci tur hakkı. 3'ü korumasız. Şimdi korumasız draft hakkı zaten başlı başına. Çok, çok büyük tehlikedir. Diğeri de ilk 5 korumalı yani. Diğeri de korumasız sayılır. Artı Walter Kester da birinci tur draft hakkı. O da bu senenin 22. sıra birinci tur seçimi. 5 tane birinci tur seçimi veriyorsun. Yanına Malik Beasley ve Patrick Beverly gibi belli bir değeri olan, değeri tartışılır. iki oyuncu veriyorsun ve Gober için. Şimdi Gober özel bir oyuncu evet. Ama abi ya Gober'e bunu verirsen sen Durant örneğini söyledin. O zaman mesela atıyorum Yanis ne alacak ha? Mesela Yanis takı. Yani takı. Durant en önemli örnek bence burada. Yanis'e gitmemize bile gerek yok. Yani 4 sene kontratı olan bir oyuncu 198 milyon doları var ama NBA'in gelmiş geçmiş şey en büyük oyuncularından biri. Şimdi Rudy Gober böyle bir paketle gidiyorsa Kevin Durant'ın paketi imkansız hale geliyor. Durant tabii biraz yaşından ötürü hani anormal değerli yani bir Yanis değil en azından öyle söyleyeyim. Şimdi fakat burada mantığı da iyi anlamak lazım. Bence aşırı bir bedel bu. Biraz evvel anlatmaya çalıştım yani hedefledikleri oyuncu için emsallerden ee, şu ana kadarki oluşmuş piyasanın çok 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 üzerinde bir bedel ödediler. Ki muhtemelen burada şey var. Rekabet vardı burada. Rekabet olmadan bu iş olmaz. Muhtemelen başka bazı takımlar da devredeydi. Onlardan daha büyük bir paket vermek zorunda kaldılar. Ya da deneyinç rekabet varmış gibi gösterdi. Olabilir. Deneyinç bu iş çok iyi. <laughs> var. Pazarlık konusunda çok iyidir deneyinç. Muazzam. Deneyinç'in evet. daha önce dolandırdığı <laughs> kaç tane takım var? Başta Brooklyn Ya Bu modern Boston Celtics'i zaten 2012'de Brooklyn Nets takasıyla yaptı gerçekten vardı veya yoktu önemli değil. Ama Minnesota'nın Rudy Gobert'in çıkış hamlesi olduğunu kafaya koyduğu belli. Ve buradaki mantığı ben anlıyorum. Ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Mantık şu. Minnesota elindeki malzemeyle işte Anthony Edwards, Carl Anthony Towns temeli artı ne olursa olsun D'Angelo Russell. Kontratı gereği diyelim. Belki de rolü o kadar büyük olmayabilir ya da rolünü daha düşürmek zorunda kalabilir. Belki playoff'ta oynatmıyorlardı biliyorsunuz. Şimdi bu ekseni daha yukarı çıkarabilmek için asıl hamle yapılması gereken savunma. Yani bu çok net bir şekilde görüldü. Bu takım savunma yapamıyor. Ve ne kadar iyi niyetli olursa olsun, geçen sene belki de kariyerin en iyi neyikli sezonunu gördük Karl-Antonio Towns'un. Karl-Antonio bu işi beceremiyor. Yani aşırı sakar, çok ciddi bir zamanlama problemi var. Ve bu zamanla belki biraz daha iyiye gider ama diğer direkt olarak, o sakarlık ve zamanlama problemlerini bir kendini foul problemine sokuyor. Yani e, diğer hücumda sağda kalamıyor. iki yapamıyor zaten. Yani savun, çemberi savunamıyor. Ve on, o yüzden Jared beraber onu. Aslında teorik olarak Jared Vanderbilt gerçek e, beş numara gibiydi. Çember savunucu gibiydi. Ve burada iyi dış savunmacılar alıp işte Carl Anthony Towns'un hayatını kolaylaştırmak yerine Carl Anthony Towns'u beş numaradan uzaklaştırmaya karar verdiler. Bu iş olmayacak. Carl Anton Towns zaten hücumda 2-3 numara gibi oynuyor. Yani Carl Anton Towns'un hücumdaki rolü 3 numara aslında teorik olarak. Yani baktığın zaman. Sırt dönük de ardı sırada oynuyor ama çok az yani. Genelde tepede oyunu yönlendiriyor. Etrafına ha. zaten Minnesota çok sıra dışı bir hücum sistemine sahip. Yani oyun kurucu topu getirip Doğru. oyunu kurmuyor. Oyun kurucu ve kanatlar etrafa diziliyorlar. Carl Anton Towns tepede avantajı yaratıp kenarları besliyor. O sistemi yaratıyor. Yani o yüzden onun yerine 5 numara alma ve işte gerek D'Angelo gerek Carl gerekse de şu aşamada inişli çıkışlı olduğu için Anthony Edwards'ın savunma gediklerinin hepsini birden kapatabilecek tek oyuncu 5 numara olabilir. Ve bunun en iyi ne de Gober. Hani bu da Gober nasıl Utah için diğer pek çok takımdan daha değerliyse takımda hiç kimse doğru düzgün savunma yapamadığı için Roy Sonny'i hariç her şeyi Gober kapatmak zorunda kalıyordu. Minnesota'da da benzer bir durumda. Ve Gober'in bunların hepsine ilaç demek çok doğru mu bilmiyorum ama olabilecek en hedef oyuncu olduğuna karar verdiler. Karl Anthony full time dört numara ve hatta üç numara gibi oynatıp hani işte sahaya işte D'Angelo Russell, e, Anthony Edwards, Anthony Edwards Carl e, Anthony Towns, e, şey. Jaden McDaniels ve, ki McDaniels vermediler bu takasta. Evet, Jaden McDaniels olmak zorunda da değil. Başka Hı -hı. birini de oynadı. Yani başka bir, e, bir iki numara da bulabilirler. Ve Gobel'le oynamaya. Torin Prince'i oynatabilirsin. Torin Prince'i şey. aldın. Ama oynarsın. daha büyük savunma sorumluluğu yani Gober'in caydırıcılığı üzerinden savunmayı en azından vasata çekebilir. Çünkü Gober tek başına savunmaya iki mi atlatabiliyor. Yapabilecek bir yapı kurdular. Ee, anlıyorum. Hedef e, doğrultusunda belli bir mantığı var ama biraz fazla bedel ödemiş gibiler. Yani korumasız ilk tur draft hakkı gerçekten çok ama çok önemli bir şey. Yani 2029'a kim öyle kim kala diyebilirsiniz. 2027'ye kim öyle kim kala diyebilirsiniz ama yani Rudi Gober'in kontratı zaten bitmiş olacak bu takas ilk tur draft haklarının seçimleri yapıldığı yıllarda. Carl Anthony Towns belki buradan gitmiş olabilir Kaan abi. Bilemeyiz yani 3 sene sonra 4 sene sonra ne olacağını bilemeyiz. Oralara bu kadar büyük bir riskle gitmek bana da biraz sıradışı geldi açıkçası. Yani ben yapmayabilirdim Tim Kanalın yerinde bu hamleyi olsa ama Tim Kanal da böyle şeylerden çekinmeyeceğini gösterdi. Benim kafamı karıştıran nokta şu. Rudy Gobert'in Utah'taki en büyük sorunu neydi? Rudy Gobert içeriği tabii ki kapatabiliyordu ama dışarıda savunabilen bir oyuncu yoktu. Yani saldırı noktası da Utah Chess'de NBA'nin geçirgen savunmalarından biri vardı. E şimdi şimdi kimle oynayacak Minnesota'da? D'Angelo Russell gibi muhteşem bir durdurucu var. D'Angelo Russell var. E şimdi sen dedin Carl Anthony Towns hafif dışarı çıkaracaksın. Tamam Carl Anthony Towns sen rebound katkısı verecek. Carl Anthony Towns Gobert kapatır orayı. Tamam da dışarıda pick and roll'e soktuklarında Carl Anthony Towns'ı Anthony Edwards, iyi fizikli bir oyuncu. DiAngelo Russell. Şimdi bu üç tane oyuncunun da üzerine gidebilirler farklı şekillerde. Dolayısıyla Rudy Gobert'e gelmeden yine rakiplerin bu hücumları sonlandırma şansları var. Dolayısıyla geçen sene Minnesota savunması sınıf atla, atlamıştı kendi standartlarında. 13. bitirdiler savunma reytingini. Çünkü Patrick Beverley'nin olduğu dönemde çok iyilerdi ve savunma karakterli oyuncuları onları hücumda biraz tekletse de aslında iyi iş çıkarmıştı. Şimdi bu sene 10. olabilirler burada. Ama diğer taraftan da takımın genel rotasyonundan, derinliğinden taviz vermiş durumdasın. Geleceğinden taviz vermiş durumdasın. Ve perimetre savunmandan taviz vermiş durumdasın. Biraz riskli bir hamle bu anlamda. Yani An anlayabiliyorum ben de. Çok çekici bir tarafı var. İzlemek çok eğlenceli olacak. Ama ben yapmayabilirdim bunu. Patrick Beverly'yi de tutmak istemiyorlardı bence. Yani Patrick Beverly'nin getirdiği bir sürü şey kadar e, soyunma odasında yarattığı tribülans da onların e, birlikte taşımak istedikleri kimyasal bir parça değildi bence. Ve açıkçası söylediklerine yüzde yüz katıyorum teknik anlamda ama ...Yutaha oranla daha büyük olacak olmak, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert'le daha büyük olacak olmak bir miktar daha avantajlı kuluyor onları. Sağda daha büyük kalacaklar. Çünkü çok büyük bedel ödüller ama hedeflerine de ulaştılar. Öyle söyleyeyim. Kahn abi, Kyle da onlar için bir hamle. Ama rotasyon derinlik katlar. İki sene 18 milyon dolarlık bir hamle. Kyle da 4 yıl 224 milyon dolarlık bir uzatma verdiler. Toplam kontratı 6 yıl 295 milyon dolar oldu. Yani süper maksimum verdiler. E diğer tarafta Utah'ta draft hakkı almaya devam ediyor. Onlar da Royce O'Neal karşısında Brooklyn Nets'ler 2023 ilk tur draft hakkını aldılar. Deneyince orada Will Hardy yeni koçu olarak seçti 34 yaşında. Biraz, biraz, Brad Stevens Celtics yeniden yapılanmasının benzerini yapmak istiyor ama şimdilik Donovan Mitchell takas etmeyeceklerini söylediler. Fakat Donovan Mitchell de herhangi gidebilir. Yani benzer bir paketle Donovan Mitchell'ı yollayabilirler. Ama Donovan Mitchell henüz çok genç. Yani ee yeniden yapılanmayı Donovan Mitchell'dan vazgeçmeden de yapabilir. Sıfıra vurmadan orta bir yere inip tekrar ortanın altına inip tekrar yukarı çıkarak mı? Ee, Oklahoma City'deki Shai Alexander gibi düşün. Hı -hı. Ee, bunu yapabilirler. Bu arada takas etmeyecekler anlamına gelmiyor bu. Ama takas etmek zorunda değiller. Zaten geri kalan her şeyi abi geçen seneki ilk beş tane Joe Ingles zaten sakatlandı gitti. Yani parçaları söylüyorum. Bu yapı. Rudy Gobert gitti. Royce O'Neal gitti. Muhtemelen kontratı yüzünden kolay kolay gönderemeseler de arıyorlardı Boyan Bogdanov için yeni bir Evet Clarkson'u da yollayabilirler. Clarkson'u da büyük ihtimalle yollayacaklar. Ve Mike Conley'i de hani alıcısı çıkarsa verirler ama Mike Conley yaşı da çok ilerledi. E, geriye sadece Donovan Mitchell'ı bırakıp ve işte Trent Forrest gibi hani yani e, çok şu anda değeri olmayan bazı genç oyuncuları da tutmak istiyor. Hani gelişimlerine bakmak için. Onlar e, damım için hariç sıfırlama yoluna gitmiş gözüküyorlar. E, takaslardan devam etmişken yani ilk tur draft taklarının çok yayıldığı takaslardan Dejan öyleye geçelim. Malcolm Brogdon belki şampiyonluğu daha fazla etkileyecek bir takas ama Dejan Tamer'e Rudy Gobert takasını daha uyan bir sınıfta. Atlanta Hawks kanı abi Dejan aldı ve karşılığında Spurs'e Danilo Gallinari'yi yolladı. Gallinari sonrası da Celtics'e doğru gitti serbest bırakıldıktan sonra. 2023 ilk tur hakkı Charlotte'tan gelen. 2025 ilk tur hakkı, 2027 ilk tur hakkı. Bir tane de Atlanta ile Pixie Yani Atlanta dan draft hakkını alıp kendi draft haklarını verebilirler. Bu da Atlanta'nın hedef doğrultusunda hedefleri doğrultusunda aslında çok sevdiği draft hakkını verdiği takaslardan biri ki sonrasında Kevin Durant Sacramento'ya yollayıp Sacramento'dan bir ilk tur draft hakkı aldılar biraz oradaki açıklarını kapatmak için ve e, şey şey Lüks vergisinin altına inmek için. Evet yani iki tane temel mantıkları vardı. Bir Trey Young'ın yanına çok iyi bir savunmacı koyabilmek. Trey Young'dan top çıktığında oyunu kurabilecek birine sahip olabilmek. Diğer taraftan draft hakkı ve lüks vergisi konusunda da tamamen dibe vurmamak. Atlanta bunu istiyordu. Nasıl bakıyorsun Dejan Temüri Trey Young ikilisine? Yanlarında John Collins'i de kaybetmeden bunu yaptılar şimdilik görünüyor. Ee, kaybetmeden diyorsun ama John Collins'i takas etmeye çalıştıklarını sadece istedikleri piyasayı bulamadıklarını okuyoruz. Yani bilmiyorum ne kadar gerçek. Çok konuşuldu evet. Evet sonuçta onlar da hedef olarak Dejon ToMery'i belirlemişlerdi. Sen zaten güzel özetledin. Trey Young dışında ikinci bir top yönlendirici takımın korkunç ötesi dış savunmasını özellikle pick and roll savunmasını ayağa kaldırabilecek bir oyuncu, topla ikinci bir yaratıcı özellikle Trey Young oturduğu zaman e, onu yani takımın ihtiyaçlarına ilaç olarak gördükleri için de onlar da aslında bir, yani Dejon bence en iyi emsali yakın geçmişte Jrue Holiday. Yani Cirolde'nin New Orleans'dan Milwaukee'ye geçmesi. Bir fazla hak vermiş oldular. Cirolde iki draft hakkı, iki swap. Yani iki draft değişimiyle gitmişti. Bu üç hak artı bir değişim. Yani bir, aslında yarım fazla ile gitti. Üç aşağı beş yukarı aynı diyebilirsin. Yani Cirolde'nin gidişiyle. Ve bir nevi Cirolde'nin Milwaukee'de yarattığı etkiyi yaratmasını bekliyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Bu hedef doğrultusunda teorik olarak Go Gober kadar olmasa da istedikleri yere oturuyor belki de John Tömeri. Çünkü bir anda e, Atlanta yakın gelecek için Trey Young'a bağlı bir takım. Yani Trey Young'ın sırtına gelecek Ve Trey Young ligin en kötü savunmacısı belki de. Yani daha zayıf bir savunmacı yok ligde yani. Bu yüzden her şeyi Trey Young'ın savunma zaaflarını destekleyecek şekilde düşünmek zorundasın. İşte DeAndre Hunter geçen sene pek yapmadı ama aslında teorik olarak yapabilecek bir oyuncu. Özellikle e, sağlıklı de, kalırsa. Sağlıklı kaldığı zaman yapabileceğini. E, Dejon Tömüri'yi de aldığın zaman Clint Capella da geçen sene sağlıksızdı. O da sağlıklı olduğunda işte bir çember savunucu, iki tane fizikli kanat savunucu. Hatta bir tanesi Piken Rolls. DeAndre Hunter Piken savunamıyor o kadar ama Dejon Tömüri iyi savunuyor. Gerçi geçen sene Dejon Tömüri de çok yapmamıştı. Hücumdaki rolü arttığı için geçen sene Dejon savunma savunmada sadece top çalıyordu. Başka hemen hemen hiçbir şey yapmıyordu ama bu, burada daha çok yapacak. Hücumdaki rolü az olduğu için. Ve John Collins gibi yani ortalama, ortalama üstü bir savunmacıydı. bu da çok iyi bir yedek orada. Müthiş yedek yani Kapeleidesi gibi. Böylece bo, e, Kevin Hurter'da yollayarak, Kevin da bence kötü bir savunmacı değildi ama artı değer çok katmıyordu. E, Bogdan Bogdanovic ile e, bir şekilde destekleyerek ki savunma tarafında değil en az hücum tarafında 3 top yönlendirici. Çünkü en büyük sorunlardan biri ekstra top yönlendiricisi de yoktu. Yani Treyan dışında biraz Bogdan Bogdanovic yapıyordu o iş. Yani ariler şeyler. Delon Wright yapıyordu. Hatta sezonun sonunda bölümünde Delon Wright oynamaya başladıktan sonra daha iyi olmuşlardı. Böylece ikinci bir top yönlendirici ve açıkçası Treyan dışında neredeyse hepsi artı değer katan savunmacılarla teorik olarak daha iyi bir yapı kurdu. Fakat Dejon Tömöri bu kadar katkı verecekmiş. Çünkü Dejounte Murray e, San Antonio'da olabilecek en iyi senaryodaydı. Yani Dejounte Murray hiçbir zaman verimli bir skorer olmadı. Tamam hani e, takımın sayı liderliğine gidiyordu, 20 sayılara çıkmıştı ama abi %50 ile true shooting ile oynuyor. Yani açık saha bulduğu zaman tamam bitirebiliyor ama yarı sahada 3 sayısı çok sorunlu. %30 at 32 ile falan diyor. Keçançlarda evet, yani. bile. Ya geçen şutu biraz daha iyi ama verimli bir 3 diyemezsin. Yarı sağda özellikle. Orta mesafesi de o kadar gün. Yani hiçbir zaman verimli bir skorer olmadı. İyi bir pasör ama burada asıl pas görevleri her zaman Trey Young'da olacak ve açık sağ bulamadığı zaman yarı sahada da o kadar aşırı yaratıcı sayılmaz. Savunma tarafını iki sene öncesine getirmesi lazım. Geçen sene gibi değil. Ee, çünkü geçen sene hücumdaki rolü arttığı için olmuştu biraz. Fakat Atlanta ligin en az top kaybına zorlayan, rakibi top kaybına zorlayan takımlarından biriydi. O açıdan çok büyük katkı Yine, Yani ahtapot Hiç... gibi her yere uzanıyor. Yani, ligin en iyi, yani 3-4 tane ligin top çalma Hı -hı. ustadından biri. Oralara katkı verecek. İşte Trey triangle olmadığı dakikalarda takım yönetecek. Ama bu takımın seviye atlatacak oyuncu mu? O biraz soru işareti. Sadece hedef olarak belirlediği, yani, bu kurguyu yukarı çıkarabilecek hedef oyuncu budur dedikleri isim. Gober gibi bir derece, ee, onu ne kadar karşılayacağını, bir Curohulday olup olamayacağını, yani Milwaukee'deki Curohulday Milwaukee'deki rolü olup olamayacağını göreceğiz. Orada biraz Trey Young'ın bakış açısı da çok önemli abi. Yani Trey Young'ın topsuz oynama ha. bakış açısı Şimdi herkes Steph Curry örneğini veriyor da Steph Curry çok istisnai bir oyuncu. NBA tarihinde topu bırakıp oynayan süperstar kalıbı çok yoktur. Yani 90'larda 2000'lerde şütörler vardı tabii ki. Ray Allen ve Reggie Miller perdeden çıkıyordu ama onların özelliği perdeden çıkıp o şutları atmaktı zaten. Curry gibi topla sihirbaz olup topu bırakan örnek çok az. Mesela Chris Paul'un Houston Rockets dönemini düşün. Topu bıraktı ama James Harden'da Chris Paul'da ikinci seneden itibaren ya bu top bende mi olsa diye düşünmeye başladı. O yüzden de Treyang'ın o altyapısı var mı ya da o zihniyeti var mı onu görmüş olacağız. Altyapısını bilmiyorum ama zihniyet burada daha önemli. Çünkü yani olmak isterse yapabilir tabii ki. Yani bir kere sabit olarak olağanüstü Treyang yani nokta durak olarak olağanüstü bir birıştır. Fakat şöyle bir şey oluyor. Niye bu oyuncular mesela sen James Harden, Chris Paul örneğini verdin. Niye bu oyuncular topsuz olduklarında belli bir süre sonra mutsuzlaşıyorlar? Bu diğer oyuncuları kıskandıkları veya kendi egoları için değil. Büyük oranda şey olur. Ya bu top bende olsa daha iyisini yaparım. <laughs> büyük oranda da yaparlar zaten. İyi de kardeşim sonsuza dek sende olamaz top. Hani buraya biraz gönül indirebilmen lazım. Bir. İkincisi topsuzken Angarya ve açıkçası etkili olmayan şeyleri yapmaya razı mısın ısrarla yani Stephen Curry gibi topsuzken sürekli koşan sürekli boşluk bulan sürekli rakip savunmayı üzerine çeken ama başka yani Stephen Curry sağdan işte topu veriyor Draymond Green'e sol dipten sağ dibe kadar koşu tak diye aynı bir sprintle tepeye çıkıyor Draymond Green diğer tarafta şey Jordan Poole'a veriyor top. Ne oldu? Curry koştuğuyla, dolandığıyla kaldı. Dolandığıyla kalmadı. O hareketi yaptığı için oradaki alanı boşalttı bunu bir kere yaparsın, iki kere yaparsın, elli kere yaparsın, 500 kere yapmaya razı mısın e, abi? Aynen öyle. Otobüs sana 500 kere gelmediğinde de 500 kere takım arkadaşın için ya da takımın için daha mutlu olur musun? Bu herkesin sahip olduğunu düşündüğü ama herkesin sahip olmadığı bir davranış biçimi. Mutlu olabilirsin. Fakat bunun yararını gerçekten görecek misin? Yani Stephen Curry o koşuyu yaptığı zaman Jordan Poole'un e, yarım metrelik bir boşluk bıraktığını görüp abi ben harika iş yaptım diye mutlu olabiliyor. Bunu görüp bunun mutluluğunu sonuza şey sürmek hiç kolay iş işte. değil. Evet yani Steve de bunu geçen söyledi Kaan abi. Dedi yani Kerr'ün yetişmesinde Davidson'da öyle oynaması, çocukken öyle oynaması çok etkiledi. Bakalım Oraya gönül mi Trey Young? Çünkü muhtemelen Trey Young ile Dejante'nin dakikalarını dağıtacaklardır. Yani Çok 48 dakikada ikisinden birini sağda bulundurup Dejante ile Bogdanovic'i eşleştirmeyi tercih edeceklerdir. Ama ne olursa olsun maçı kapatırken ikisini sağda istersin. Maçı kapatırken Trey o topu bırakacak mı? Diğer taraftan... Bir... Ve tekrar ediyorum. Gober ve Dejante Murray'i but takımlarını yani bir adım yukarı götürecek hedef oyuncu olarak belirlediği için Bence beklenenden fazla şey yaptılar. E, draft karşılığı verdiler. Çok kısaca Sacramento tarafından bahsedelim Kaan abi. Örtürü aldı onlar. Justin Holiday, Morris ve 2024 ilk tur draft hakkını hakkınıyodular. Fakat ilk 14 korumalı bir draft hakkı yordular. Yani bir sonraki çok sene abi. koruma biraz daha düşüyor. Bir sonraki sene de olmazsa ikinci tur hakkına gidiyor 2026'da. Bunun yanında Malik Monk'u da kadrolarına kattılar. Sacramento Kings belki savunma tarafına değil ama şutör derinliğine çok fazla katkı yaptı ve şu anki takıma baktığında sabonisleri var. İşte Barnes'ları var, Fox'ları var, Kagan Murray'leri var, Hurter'ları var, Monk'ları var, Holmes'ları var, Mitchell'ları var. Baktığında burada 8-9 kişilik bir rotasyon buldular ve kendi hedefleri doğrultusunda. Yani playoff'a gitmek istiyorlardı onlar. Play'in üstüne çıkmak istiyorlar en temelde. Aslında ellerine bir yapı kurduklarını söyleyebiliriz burada. Yani Sabonis'in pasörlüğü ve Fox'un hızını tamamlayabilecek şütörlere ve Keegan Murray, işte Harrison Barnes gibi parça kanat oyuncuları var bağlantıyı kurabilecek. Güzel çok iyi şutörler aldılar. Kim savunma yapacak abi? İşte Mitchell yapacak savunmayı. Tek, tek başına 5 kişilik savunma. Yani Barnes'ın ve, Barnes ve Keegan Murray'nin de savunmasını artı değer evet. olarak yazabiliriz Doğru. orada. Keegan Murray için henüz değil abi. Çaylak oyuncu için. Tabii erken konuşmak böyle şeyler için ama. Orada Holmes'a rol bulabilecekler mi? Bu önemli olacak. Ama Sacramento kendileri Sonsaka, hiç... Holmes yani çok takas edilebilecek bir parça sağlıklı olduğu sürece. Evet öyle duruyor zaten şu anda. Onlar da kendi hedefleri de olsa böyle bir şey yaptılar. Atlanta üzülmüştür Kevin Hurtle'ı kaybettiğini ama az önce bahsettiğimiz olay gerçeklerle oldu Çünkü e, Murray takasından sonra tabii son e, kadronun 14. 15. parçalarını da ekledikleri zaman minimum kontratla e, lüks vergisinin hafif üzerine çıkıyorlardı. Hurtle'dan kullanarak hem aşağı altına indiler bu onlar için belli bir e, hareket alanı bıraktı. İkincisi Şimdi lüks vergisi ödemenin zararları işte e, tekrarlayan lüks vergisinin daha büyük zararlarını falan bir kenara bırakıyorum. E, lüks vergisi ödeyen takımlar o kadar büyük ödüyor ki lüks vergisi ödemediğin zaman çok ciddi bir gelir paylaşımından <laughs> acayip para kazanıyorsun. E, takım sahipleri çok istiyor tabii yani, ki o. Lüks vergisinin 1 milyon doları üstünde olmak demek cebinden 1 milyon dolar çıkması demek hatta 1,5 şeye hmm. göre bağlı olarak. Altında olmak demek cebine 20 milyon dolar falan girmesi demek. Ve Steve Ballmer'la Joe Lacob'ın böyle nakit paralarını ee, yiyorsun Kaan abi Çünkü öyle bir para harcıyor ki Steve Ballmer ve Joe Lacob. Bu arada programın başında bahsetmiştim ama küçük bir noktayı da atlamayayım. Şu anda Amerika'da enflasyon %8.5'lara çıktığı için NBA'de kontratlar maksimum %8 aynı takımda yüzde %8'e, her yıl %8 büyüyebiliyordu. Bu da zamanında enflasyon %1-1.5'lardayken kontratın sonlarında anormal bir, çünkü bileşik faiz etkisiyle yani 4 sene sonra %32, %45'ler falan artmış oluyor. Çok ciddi rakamlar yaşıyor. Şu anda enflasyonun altında kaldı artışlar. Öyle de bir durum var. Yani uzun kontrat vermek aslında daha avantajlı. Yani oldu. bir oyuncuların bizimle aynı durumda olması Aynen. şaşırtıcı. Tarihte ilk kez bizim aynı durumda oldular. Aynen öyle. Türkiye'yi Türkiye anlıyorlardır belki. <laughs> tamam Malcolm Bragdon tarafına geçelim. Çünkü takas döneminin en büyük hamlelerinden Kesinlikle. biri. Radar altı gibi... Radar altı gibi de görünmüyor gerçi. Çok da güzel görünüyor. Çünkü Boston Celtics Malcolm Brogdon'ı aldı. Karşılığında Aaron Lee Smith burada verilen en büyük isim. Daniel Tice, Juwan Morgan, Malik Fitz, Nick Stauskas ve 2023 ilk tur draft haklarını vermiş oldular. Muazzam bir hamle bassın serdikse ve şampiyon çekirdeklerini koruyarak Malcolm Brogdon'a takıma katmaları, bunun için de lüks vergisi ödemeye razı olmaları bu takımın finalden aşağı düşmek istemediğini gösteriyor. Ve Brad Stevens'a da takım sahiplerine de burada alkışlamak gerekiyor. Özellikle Brad Stevens yönetimini alkışlamak Brad gerekiyor. Stevens, e, gelişen sezonun ortasında itibaren hani iki hamle yaptı. Bence ikisi de çok nokta hamle. Biri Derek White, biri işte Malcolm Brogdon. Bu takımın en büyük... Bu arada Indiana cephesi Brogdon'la Miles Turner'ı takas etmeye aylardır çalışıyor. Fakat biraz evvel bahsettiğimiz Gober ve Dejon Murray için e, piyasa ne kadar yükseldiyse Brogdon türü oyuncular için de piyasanın ne kadar düştüğünü görüyoruz. Halbuki Malcolm Brogdon evet çok ciddi bir sakatlık riski olan bir oyuncu. Son yıllarda yani düzenli olarak sahada kalması zor. Çok olarak, maç kaçırdı son yıllarda. Ama ona taşıyıcı rol vermediğin zaman yani sakatlık riskini kontrol edebildiğin zaman onun fiziksel olarak zorlamadığın zaman aslında ne kadar etkili bir yardımcı parça olabileceğini de biliyoruz. Çok iyi bir karar verici, iyi bir şütör. En önemli problemi aşırı top kaybeder. Basına yakıştı o açıdan. Yani bastının top kayıplarını maç başına 20'nin üzerine çıkarmak için iyi bir fırsat bu. Malcolm Brogdon'dak. Brogdon mesela çok akıllıdır, çok belki olağanüstü yaratıcı değildir ama Trafiğe biraz fazla girer bazen. Faz... Ama o etrafındaki kalabalıkla da alakalı değil mi biraz? Biraz alakalı. Yani burada daha kaliteli oyuncularla oynuyor. Biraz ama o da Jalen Brown gibi. Yani topu kaybediyor abi. Yani. <laughs> top kontrolü yeterli. Akıllıdır. Doğru tercihleri yapar. Yani yanlış tercih yüzünden değil. Yetenek eksikliği ya da ne bileyim top kontrol sorunları yüzünden top kaybeder. Yoksa kötü işler, kötü yere attığı için topları. Yani Jason Tatum gibi rakibin kucağına attığı için genelde yapmıyor. O sadece hani bir yavaş oyuncu olduğu için hani fiziksel atletik eksiklikleri ve işte top kontrol eksikleri. Ama Boston Celtics'in bu Jalen Brown, Jason Tatum döneminde sürekli aradığı neydi? Oyun yönlendirici. Hı hı. Çünkü Tatum evet son dönemde biraz evrilmiş olsa da onlar bitirici roldeler. İşte bunun için Kyrie Irving, Kemba Walker için dünyaları verdiler olmadı. Marcus Smart oraya geçirdikten sonra bu sene finale kadar yürüdüler. Şansları da yanlarındaydı söylemek <laughs> lazım. Yani ben her zaman söylüyorum. Bence Milwaukee daha iyi takımdı. Yani... Chris Middleton olsaydı muhtemelen Milwaukee gelecekti NBA finaline. Bilemeyiz. Belki de ters olur. Ama burada bir formül buldular. Böylece ana bir top yönlendirici değil ama bunu paylaştırarak Marcus Smart ana sorumlu. İşte Derek White girdiği zaman çok az belki Pritchard'ı saymamak lazım. Bir miktar Al Horford, bir miktar da Jason Tatum. Yani Jalen Brown hariç herkes top yönlendirme işini paylaşacak ana rolde. Hatta vardı. Robert Williams bile. Ha, e, Robert Williams iyi pasör. Top yönlendirmek evet. değil ama pas istasyonu olarak iyi. Aynen. Yoksa Robert Williams'ın kararlarına değil. Onun pas yeteneğine güveniyor. Yumuşak eline güveniyor Aynen. Jalen Brown için herkese güvenirsin. Şimdi İngilizce'de Jalen Brown da en iyi skorer olarak öne çıkıyor. Belki de e, oturuyor. Buraya e, sorun şu ki Tatum dahil olmak üzere Al Horford hariç oyun zekası yani basketbol görüşü, aklı çok düşük oyunculardan kurulu bastım. Çok ezbere oynayan takımdı. Buraya bir oyun aklı eklemek belki de olabilecek en iyi şeylerden biri. Artı Brogdon'dan 37-38 dakikalar oynamalarını beklemiyorlar ki. Özellikle normal sonunda hiç bunu beklemeyecekler Aynen. çünkü çok kalabalık orası ve Bragdon senin az önce bahsettiğin gibi kendi avantaj üreten değil belki ama başkalarının yarattığı avantajı, Tatum ve Brown'un yarattığı avantajı çok iyi değerlendirebilecek bir oyuncu. Boston'un en büyük problemlerinden biri olan boyalı alan baskısını yaratabilecek oyunculardan biri çünkü boyalı alana girebiliyor inanılmaz değil belki ama orada yumuşak bir bitirici ve boyalı alandan diğerlerini de servis edebilir. Şütör. Şütör. Tatum'un içeri girdiği pozisyonlarda dışarıda bakabileceği çok güvenilir bir el var. Yani %35'lerde %36'larda o keçen şutları atacağı çok açık bir oyuncu. Ve en önemli istediğimiz gibi Grant Williams gibi bir oyuncuyu kaybetmeden bunu yapmak orada kendi çekirdeğini büyütmek. Bunun yanı ne kadar oynar ne kadar oynamaz belli değil ama Dalino Gallinari'yi almak Boston Celtics tarafında şunu gösteriyor. Şampiyonluk için Aynı çekirdeği korumanın yeterli olmadığını görmüşler. Az önce bahsettiğim Middleton örneği de buna dahildir. Diğer takımların da güçleneceğini öngörerek daha da güçlenmeye karar vermişler. Bunu da başardılar. Çok iyi başardılar. Çok güzel bir hamleyle başardılar. Mantıklı bir kontrat olan 20 küsur milyon dolar kontratlar. Az değil belki ama aşırı da değil. Çok önemli. Yani en basit şeyi söyleyelim ya. Şimdi Galinari bence playoff'ta hemen hemen hiç oynamaz. Ama Galinari e, ya da 3-4 dakika oynar ama Galinari de sonuçta topu ele verip abi potaya at diyebileceğin yani fasonun e, fasonu, fasonu Kevin Durant türü bir oyuncu. Onu eklemek özellikle normal sürü içinde değerli. Fakat şöyle düşünelim abi. Geçen sene bu takım finale gitti değil mi? Yani şampiyonluğun iki paydaşlarından biriydi. 8 kişilik bir ana rotasyon kullandı sonuna doğru bu yedeklerde... şişeye düştü <laughs> Neyse önemli ama, ama ana rotasyon 8 kişi. Evet. Abi en basitini söylüyorum. Peyton Pritchard'ı çıkar Malcolm Brogdon'a ekle. Tek endişe bahsede de bahsettin. Son 5 sezonuna bakıyorsun. 48, 64, 54, 56, 36 oynadığı maç sayıları. Burada dakikaların azaltıp onun üzerindeki fiziksel yükü giderebilirsin. Indiana tarafında... tarafı Art, da... Her maçtan ikisini oynatırsın abi. Bir maç dinlendirirsin. Indiana tarafında bir tane draft kaldı. Daha fazlasını isterlerdi ama piyasayı ölçmüşlerdir orada. Diğer taraftan da Erin Nismith'e yatırım yaptılar onlar. Erin Nismith kötü üçlük attı belki geçen son 120'lere indi ama fiziksel olarak kapasitesi çok yüksek bir oyuncu ve denenebilecek bir kumar. Diğer taraftan da zaten Halliburton ve Benedict Mathurin'e orada güveniyorlar. Duarte'ye güveniyorlar. Yanlarına bir kanata e, Aaron Neesmith'i almış oldular. Baktığında, Aaron Neesmith de sonuçta bir e, draft takkısı. Draft hakkı, draft hakkı gibi düşünebiliriz onu da. Keplerinde çok büyük bir yer var onların. Belki Miles Turner'dan çıkıp DeAndre Ayton'a bir kontrat verebilirler. Şu anda bilmiyor kimse onların ne yapacağını ama San Antonio Spurs ve Indiana Pacers tamamen kepi açan ve ellerindeki parçaları yollayan takımlar oldular. San Antonio Spurs'ta da bahsedelim. Onlar da yıllardır... Kısaca söyleyelim yıllardır beklettikleri yeniden yapılanmaya tamamen girmiş oldular. Hem de ne tamamen? Yani 2018 e yazından yani. itibaren herkes bekliyordu bunu yapmayı. Biraz geç kalmış olabilirler. Belki biraz rekabetçi olmayı tercih ettiler. Şimdi ise Victor Van Beama gibi oyuncuların olacağı işte bir sonraki draft. Hatta bir sonraki 3 draft için belki de San Antonio Spurs'un kendini sıfırladığını görüyoruz. Brad Brown'u getirdiler asistan koç olarak. Ustayı getirdiler prosesi orada. San Antonio Spurs da o adımı yaptı abi. Ee, i̇ki takım da tamamen sıfıra inmeye çalışıyor. Sıfıra derken yani yutahtan bile beter. Yani elimizde e, ileride kullanabileceğimiz çekirdek kalmasın noktasındalar. Ki zaten hani belki de Indiana için Tyrese Halliburton olabilir ama, ama daha iri Tyrese Halliburton'un da yolu var. Yani yol. Abi en basit şeyi söyleyeyim. San Antonio geçen sene 34 maç kazandı. Belki kazandığından daha iyi gözüktü çoğu zaman. Yani Hı. daha Hı. iyi bir takım. Fakat abi geçen sene 34 maç kazanan takımın iki gardını yolladılar sezon ortasında. Derek White'ı takımın en iyi oyuncusu gözüken Dejon Tomlin'i artı geçen sene önemli bir aşama kaydeden ve rolü gittikçe artan Zoni Walker'ı da tamamen serbest bıraktılar. Abi git hayırlı yolculuklar deyip Lakers'a bıraktılar. Yani şu anda bakıyorum belli bir seviyede NBA'de isim edinmiş. Ellerinde sadece Keldon Johnson'a Jacob Pottle kaldı ki Jacob Pottle'ı da e vermek istedikleri biliniyor. <laughs> Alacak alıcı bulurlarsa e e yani tamam Devin Vassili ben çok beğeniyorum hani iyi oyuncu ama daha hani ne hiçbir şey yapmış değil. Yani Aralarında Keldon Johnson dışında NBA'de belli bir şey göstermiş hiçbir oyuncu kalmadı. Ve bu kasıtlı yapılan bir şey. Tabii tabii. Çünkü kasıtlı yapmadığında San Antonio zaten 30 maçı kazanıyor kan abi. CV'yi hmm. koyuyorsun. San Antonio zaten 30 35 maçı kazanıyor. O yüzden hmm. sıfır indirmen lazım hmm. takımı. Greg Popovich için çok hep söylüyordum ya hayatında e, yıllardır bu kadar mutlu ilk kez görüyoruz diye. Çok keyif yerinde po, e, Üniversite koştuğu yıllarıma döndüm diyor. Çünkü çocuklarla yani, Aynen neredeyse ordu ve üniversite aynen. yıllarına döndü. En son böyle oyuncularla oynadığında. Çok kısa bahsedeceğimiz bir takas. Washington Denver. Washington, Will Barton ve Monte Morris aldı Bradley Beal'la büyük anlaşma yaptıktan sonra. Denver Nuggets ise Kentavius, Caldwell, Pope ve East kadroya kaptı. East Smith NBA'de en çok takımda forma giyen oyuncu olacak yani abi. Denver bunun yanında bence bu yazın en güzel hamlelerinden biri olarak Bruce Brown'a 2 yıl 13 milyon dolarlık bir kontrat verdiler. Nikola Jokic'in için ve Aaron Gordon'la oynamaya isteyeceği en ideal oyunculardan biri. Yani yanına Murray'i de koyduğunda, sağlıklı Murray'i de koyduğunda hani Michael Porter Jr. sağlıklı olmasa bile savunmalarını güçlendirip ucumda da harika kat yapan bir oyuncuya sahip oldular. Bir de NBA'nin en iyi uzunluğu Jordan'ı kadroya kattılar. <laughs> o da yazın en tuhaf hamlelerinden biri. Diandre Jordan ne yapacaksınız abi orada yani? Abi Diandre Jordan yerine G League'den herhangi bir uzun alsan daha çok evet, şey. Evet benim babamın hep şey altyapıda bir çocuk yok mu çıkarıp koyun diye. Hani altyapıda bir çocuk çıkarıp koy daha iyi zaten Diandre Jordan. Herhangi bir yani herhangi abi, bir oyuncu. Jordan'ı geçtim. Abi takımdaki herhangi birini koy. Kartları hani... koy daha iyi ya. Peki takasa ne diyorsun? Yani çok önemli bir şey değil ama KCP katlar, Bruce Brown'u kattılar. Kanat tarafını geliştirmeye çalışıyorlar artık. Şimdi Bruce Brown'u serbest oyuncu olarak Hı, -hı. O, onu ayırmak lazım. Bence müthiş hamle. Müthiş. Çünkü Jokic'le birlikte en derimli oyuncak olacak oyunculardan biri. Yani topsuz hareketi çok iyi bilen. Belli bir miktar şut tehdidi var çok ciddi olmasa da en azından hani sıfır değil ama hücumda devrilen oyuncu olarak oynuyor. Yok hiç onların hayatını çok kolaylaştırdığını biliyoruz. O müthiş hamle. Takas biraz mali olarak düşünülmüş. Hı -hı. Bence şimdi mesela Kentavius Caldwell Pop gibi topu çok elinde istemeyen bir parçayı ve işte e, keçen şut dediğimiz yani t t t sabit şutör olarak e, oynayan bir oyuncu özellikle yok için yanına çok yakışıyor. Belki Will Barton'dan daha çok yakışıyor diyebilirsin. Ama bu takımın en önemli sorunlarından biri, eksiklerinden biri top yönlendiriciydi. Yok hiç sahada olmadığı zaman ...Montemoris ve Bones kalıyorlar. Şimdi Montemoris gittiği zaman eğer Cemal yani Cemal Murray döneceğini varsayarak konuşuyorlar... Dö yani dönecektir artık. Ama şimdi Aaron Gordon, Bruce Brown, e, Michael Porter Jr. bunlar ana rotasyon parçaları. Bunların hiçbiri topla oynayamıyor. Yani Montemoris orada önemli... Bill Barton da öyle. Bill Barton Montemoris bu topla oynayabilme ve topla yaratabilme konusunda önemli isimlerdi... Burada biraz geri adım atmış gibi gözüküyor ama mali açıdan da kendilerine nefes aldıran bir. Ya de şans vermek zorunda daha fazla Michael Malone. Yani ona yatırım yapmak Sonuç zorunda. Sonuçta sadece kendini oynuyor. Evet belki bu yaz bir aydınlanma yaşar orada. Ve imzaları Kaan abi kısaca burada üzerinden geçelim. En önemli imza yaz aylarında beklenen imza Jalen Brunson'da. New York Knicks'in 4 yıl 104 milyon doları aldı. Dallas Mavericks bıraktı ve Cevel gittiler gitti. Yani bırakmak zorunda kaldılar. Zaten tahmin ediliyordu New York Knicks'e gittiği bir tempering vardı orada en başından beri. Bunun yanında Mitchell inzadılar Isaiah Hartenstein gibi çok değerli bir yedek kuzunu. hatta belki de ilk beş olur bu takımda belli bir noktada sakatlardan dolayı görürüz sezon içinde. Brunson New York e, ilişkisine ne diyorsun burada? Biraz konuşmuştuk daha önce. Ee, ya Leon Rose dönemini geçmişten biraz ayırmak istiyorduk. Yani e, Leon Rose ve işte World Wide West yani ikisi beraber diyelim. Hani Leon Rose e, belki genel menajer gözüküyor ama e, New York'un son 20 yılından Donny Walsh dönemini ayrı bırakıyorum. Donny Walsh dönemi harika bir dönemdi. Donny Walsh'un görevine son verilmesi New York'un yaptığı en büyük hatadır. Donny Walsh çünkü bütün enkazı temizleyen isimli, tam işe başlayacaktı enkazı temizlemeden sonra görevine son verdiler. Ee, New York'un açgözlü davranmayıp biraz önce fırsat kollayıp daha sabırlı, daha sakin bir şekilde yeniden yapılan yani olma sağlıklı yeniden yapılanmaya çalıştığını görüyorduk. Ama sabır bitmiş abi anladığım kadarıyla geçen seneki bazı hamleler, Julius kontrat uzatılması bence doğru değildi ama anlaşılabilirdi ama işte Furnia, Murnia derken hani önceki seneki başarıyı daha ileriye götürme çabası çok büyük bir ilizyondu. Geçen seneler olduğunu diyorum. Abi şimdi bir draft günü yaptıkları hamlelere bakıyorsun. Yani 3 tane draft hakkı aldılar. 13. için bu iyi bir şeydi. Her ne kadar draft hakları sonlara doğru olsa da en azından onu daha başka şeylere dönüştürme imkanı vardı. Fakat abi onu ne yaptılar? Sonra gidip Detroit'e verdiler sırf Kemba Walker'ın kontratından kurtulmak için. Onların hepsini kullandılar. Nerlens Noel'i Alec Burks yollar. Tamam onları yollamalarında bir sakınca yok. Ama Çünkü elinde... Brunson için yer açmak istiyorlardı. Ve abi orta ve uzun vadeli ellerindeki bütün değerleri bırakıp kısa vadeli hedefler için yine bir sürü hamle yaptılar. Şimdi genelde yapılan hamlelerde biraz evvel bahsettim ya işte uzun kontratlar özellikle son iki yılında belki o kadar kötü gözükmeyecek. Fakat bir oyuncunun ya da bir e, iş kararının, bir mali kararın bir maliyeti vardır. Bir de fırsat maliyeti vardır. Fırsat maliyeti çoğu zaman hesaplanmaz. Fırsat maliyet dediğimiz de şu. Mesela ben bu kupayı aldım. Bu kupa 10 lira. İşte bunu 8'e de alabilirdim. 10'a aldım. Neyse almış oldum, kötü değil. Fakat ben ona daha iyi daha iyi bir kupa alabilirdim. Bunu kaçırdım elimden. Artık hiçbir zaman da alamam çünkü 10 liram kalmadı. Şimdi i̇şte bu fırsat maliyetinin ne olduğunu bilmek lazım. New York Oklahoma City'nin zaman zaman yaptığı. Bu sene Detroit'in New York'a yaptığı gibi hareket alanı tutarak daha uzun vadeli değerler draft takları tutarak başka hamleler yapma şeyin önünü kesti. Yani bu takımla yola devam edeceğiz dedi. Ya kendi mantıkları orada İlk dörde hedefliyorlardı o da tabii ki ama bu dört ve sekiz için doğdu onları iddialı konuma getirecek bir hamle. Ama bence Tom Thibodeau ile çalışmaya devam ettikleri için bu hamle anlaşılabilir. Çünkü Tom Thibodeau'nun koçluğunda ortaya çıkarmak istediğiniz takım zaten bu Kaan abi senin. Yani o yüzden Jalen Brunson bence bu takıma düzen getirmesi açısından önemli. Fakat benim burada anlayamadığım nokta şu. Şimdi Jalen Brunson, Julius Randle ve R.J. Barrett çok benzer yerlerde hücum eden oyuncular. Sağ oynadılar. taraf değil mi? Sağ köşe. Yani orta mesafeyle işte üçlük çizgisi arasında ikisi de uzak ikilikte çok kamp kurmayı seviyorlar. Öyle ama ilginç yanı. Üçü de sağ tarafta oynamayı seviyor. Ve yani o yüzden ben mesela spacing anlamında, alan paylaşımı anlamında zorlanacaklarını düşünüyorum. Burada topu sen Julius Randle'ın oyun yönlendiricilerinden çıkarıp Tabii ki Jalen Brunson'a vereceksin. Jalen Brunson da çok özel işler de yapabilir ama Dallas'taki kadar rahat olmayacak. Çünkü Dallas'taki alan onun kamp kurması ve içeriye gitmesi idealde. Burada penetre kanalında sadece rakip savunmaları olmayacak. Kendi ucumcuları da olacak. Buna çözüm bulmaları lazım. Yoksa kendi hedefleri ne? Şu anda bence 4 ve 8 arasında olmak. Evet buna karşı çıkılabilir ama kendi 4 ve 8 hedefleri için bir hamle yaptılar. Ama spacingte sorun yaşayacaklarına inanıyorum ben. <laughs> Tamamen katılıyorum. Başka bir şey söylüyorum. Jalen Brunson bir takıma seviye atlatır mı sence? Ee, düzen getirir. Ama yani yarım seviye atlatabilir ama bir seviye atlatmaz. Yani New York'un istediği seviyeyi atlatmayacak. Bence ana oyun kurucu da olmaz Jalen Brunson'dan. Jalen Brunson da mesela biraz evvel Bones Highland için hmm. söylediğim şey geçerli. Jalen, Jalen da yanlış anlaşılmasın. Fiziğinden fersah fersah büyük bir bitirici. Yani ya, ya... Malcolm Brown'dan yaşadığı sorunları yaşar. Ama boyalanında falan acayip bir bitirici. Hı hı. Yani Kayre ölçeğinde neredeyse. Yani hı hı. acayip bir cambaz, acayip bir dengeli bitiriyor vesaire. Fakat bir, elit şütör değil her şeyden önce. İki, abi başkalarının pozisyonu hazırlayan bir oyuncu değil. Yani kendine üreten bir oyuncu. Ve yani Ceylin Brunson'un, yani gelecek sezon Ceylin Brunson'un All-Star olma ihtimali sence Kaç? E düşük tabii ki yani. <laughs> yani %50'nin üstünde der misin? Yok %50'nin değil. değil. Yani e, Doğu Konferansı'nın en iyi 12 oyuncusundan biri değil. Hı -hı. Abi şimdi All Star seviyesinin bir seviye altında diyelim. iyimser konuşalım. Bir oyuncuyu ana karar verici olup işte Julius Randle gibi iki sezon önce olağanüstü bir sezon geçirdi ama orada kalma ihtimalinin düşük olduğunu zaten bildiğimiz geçen senede hem psikolojik hem fiziksel olarak yani hem psikolojik hem oyun olarak yaşadığı sorunlardan sonra geldiğimiz nokta. Abi nereye gidiyoruz ya? R.J. Barrett dışında ben açıkçası ümit görmüyorum. Yani R.J. Barrett'ın bir seviye daha atlayacağını varsayabilirsin ki... Ben mesela çok ümitsizdim. O konuda fikrim değişti benim. Obi de bir ha, seviye Obi bekleyebilirsin. Top, ben, Obi Topin biliyorsun yıllardır çok hı hı. seviyorum ben. Ama mesela Tom Thibode'u şey yapacak mı? Hani geçen sene bütün sene konuştuk. Obi Topin'le Julius Randall'ı yan yana oynayacak. Obi Topin'i 5 numara oynayacak mı mesela? Bilemiyoruz. Ama bütün bunlar çok uzak ihtimaller. Bunlar sağlıklı gelişim yöntemleri değil. Peki Kaan abi, New York'u konuşmuşken senle şöyle bir Şöyle söyleyeyim, Hı -hı. her şey mükemmel New York'ta. Kaçıncı olur New York? Dedim gibi ben 4-5, en fazla 4-5 olarak görüyorum şu anda. Ki zaten onu da rüya sezonlarında öyle yaptılar. Yani rüya sezonlarında oraya gittiler zaten. Ki o rüya sezonunda da Jules süperstar gibi oynadığını söylemek lazım. Ee... Epi hamleden konuştuk ama istiyorum ki kısa kısa bazı imzalardan konuşalım. Bir takım sen at bir takım ben atayım gibi yapalım mı? Nasıl istersin tamam. burada? Yani mesela ben bir tane takım örneği vereceğim sana. Ben Portland'ı ve özellikle yaptıkları bir tane hamleyi çok beğendim. Gary Payton hamlesi 3 yıl 28 milyon dolara kadroya kattılar. Enferna Simon's'a biraz fazla bir kontrat vermiş olabilirler. Mecbur 4 yıl. kaldılar. Evet mecbur daha kaldılar. Daha yok yani. 4 yıl 100 milyon dolar. Yusuf Abi, Nurkic de 4 yıl 70 doksan, milyon doksan dolar. 90 aldığı yerde sizin saygınızı olur? İşte 4 yıl 70 milyon dolar Nurkic ile imza aldılar. Shaden Sharp diye bir yedek çaylığa sahipler. Bir önceki programda konuşmuştuk. Gary Payton, Jeremy Grant, Josh Hart tam onların istediği, Damian Lillard'ın etrafına koymak istediği oyuncular ve savunmada Damian Lillard'ın hiçbir şey yapmaması bile Portland'ı kötü duruma düşürmeyecek. Çünkü canavar gibi savunmacılara sahipler şu anda. E, bu açıdan Portland'ın niyetini beğendim. Yani yeniden yapılanma bekliyordu insanlar onlardan ama Gary Payton o kadar değerli bir rol oyuncusu hamlesi ki burada çok beğendiğim bir hamle oldu. Çok haklısın. Ee, biraz evvel Trey Young ve Atlanta için konuştuğumuz şeylerin benzeri Damian için geçerli. Yapabilecekleri benim beklentilerimin çok üzerinde yaptılar. Sen saydın Josh Hart, Jeremy Grant, Gary Payton, Artin Nurkic belki hani iyi bir savunmacı olmasa arkayı devir ortaya kapatabilecek biri. Atlanta Trey Young etrafında nasıl kuruyorsa e, Portland da aynısını yaptı. Bence iyi yöntem değil. Bence tamamen sıfırlamaları Hı -hı. daha iyi fikir olurdu. Ama bu takım rekabetçi olacak. Ben de e, sıkıntısını katılıyorum. Ben Diğer tarafta beğendiğim bir hamleler yapan takım Philadelphia. Hı hı. Yani Dianteri Melton hamlesinin ne kadar değerli olduğunu daha önce konuşmuştuk. Ee, serbest oyuncu piyasasından da Houston'daki eski adam eskileri topladılar. Daniel House gibi çok uygun bir kontrata 2 yıl 8 milyon dolar yani milyonundan hallice bir kontrata bir ekstra kanat aldılar ki rotasyon için önemli. Ve P.J. Tucker gibi bu takımın belki de ihtiyaç duyduğu yırtıcılığı, sertliği getirecek. Belki 37 yaşında olduğu için 3 yıllık kontrat fazla gözüküyor ama gördük ki performans çok fazla da düşmedi PC takımın. Yani önümüzdeki iki sezon, bu takımın asıl penceresinin açık olabileceği sezonlar için katkı vermesi yeterli. Onun yırtıcılığı, onun e, manevi ve psikolojik katkısı, savunma katkısı belki de ihtiyaçları olan şeydi. E zaten Harden iyi arkadaş. Fakat burada kritik nokta Harden olacak. Hardin cephesinden bence iyi haberler geliyor. Evet o kontratı yani extension 47 milyon doları kullanmayıp takıma bu hamleleri yapabileceği pencereyi verdi. Bir pencere... çünkü istisnaları kullandılar bu hamleleri yaparken. Ee, bu önemli bir şey. Yani Harden'ın da takımla birlikte çalıştığını gösteriyor bu. Evet ve yani takım için kendisinden belki de alacağı paradan belli bir fedakarlık daha önemlisi. Das e, yaz yeni başladı. 2015-2019 arası. Yani Hardin'in zirve yaptığı dönemde beraber çalıştığı kişisel antrenörüyle tekrar çalışmaya başlamış. Şimdiden kendini e, fiziksel olarak i, iyi sporculuğa adamış gözüküyor. Eski formunu bulması artık belli bir yaştan sonra bu kadar profesyonellikten uzak yaşayamış bir oyuncu için çok kolay değil. <laughs> Ama en azından niyet var. Ki yani evet PC takır katkı yapar. Diantini Melt'ini çok beğendik falan. E, Daryl Morey bu ana çekirdeğin etrafını güzel şekillendirdi ve eyvallah da. Her şey abi Embiid, yani Embiid ile Harden da bitiyor tabii, temelde. Embiid'in geçen sene nasıl bir aşama kaydettiğini, nasıl kendi adını duyurduk. Harden belki 2017-2018 değil. Ama ne bileyim 2019-2020 formlarını bulsa bile Philadelphia gerçekten o zaman şampiyonluk adaylığından bahsedebilir. Lakers'sa ne diyorsun? E, Lonnie Walker'da kullandılar onlar mid level'larını. Bir biraz garip bir hamle onlar açısından ama Malik Monk'u kaybetmek zorunda kaldılar. Çünkü Malik Monk o kontratı veremezlerdi. Geçen sene onlara en sevilen on oyuncuydu. Lonnie Walker, Juan Toscan Anderson, Trey Brown Jr ve e, demin Jones'u ekleyebildiler. Yani yapabilecekleri şey marjinal hamleler ve Lakers o marjinal hamlelere gitti. E, fena değil. Hı -hı. Ama zaten e, elleri kolları bağlı. Yani Russell Westbrook takas etmedikleri sürece ve Taylor Norton takırı ne yapabilirler ki? Bence onlar hala bir şeyler kovuyorlar ama alıcı yok abi yani e, anlıyorum iyi niyet var abi elin kolun bağlı sen o Westbrook takasını yaptığın gün zaten kendi kendini evet. şeya kuyu attın ya San yani, Antonio Spurs şu an boşta bu arada Westbrook'u yollamak için idari partnerlerden hamle, biri olabilir. Detay hamleler için bence e, Lonnie Walker'da Troy Brown falan da iyi hamleler. Burada buradan geçiş yapacağım. Bence en güzel detay hamleyi yapan takım Bence Lakers'ın yapması gereken oydu Donde DiVincenzo Golden State Warriors. Çok iyi kontrat. 2 yıl 9 milyon dolar. Pişt. <laughs> Ki Otto Porter'ı kaybettiler Toronto'ya. Gary Payton'ı kaybettiler Portland'a. Çok üzüldüler buna rotasyonlarını ama Donde DiVincenzo harika bir hamle. Kevin O'Neill'i takımda tutup 3 yıl 25 milyon dolara DiVincenzo'yu aldılar. Ve DiVincenzo yani Golden State sisteminde bu arada 1 artı yıl kontratı. Yani DiVincenzo kendini gösterip daha büyük bir kontrat almak için haklı olarak... Ya Golden State sisteminde nasıl parlayabilecek bir oyuncu? Yani cuk oturuyor oraya, topsuz oynayabilen ee, o topsuz oyunda relocate eden şey yani Golden State'in takım halinde yaptığı şeyi çok iyi yapabilecek e, harika bir hamle Golden State adına. Birer Mesela cümle, Golden, şey, e, Lakers, Donnie Walker'ı yönelse çok daha iyi iş yapardı. Peki birer cümle olarak anmak istediğin hamleler ve takımlar var mı burada? Ee, senin bahsettiklerin dışında benim beğendiğim hamlelerden biri e, Minnesota'yı da bahsetmiştik. Şey, e, Chicago'nun Andre Drummond'ı sadece iki, e, yılda 3.5 milyon dolar almış olması çok ilginç. Yani bu yine bahsettiğimiz konular. Uzunların hı hı klasik pivotların değerin değeri dememek lazım. Ücretinin ne kadar düştüğü ve ne kadar sıradanlaştığının bir başka göstergesi. Yani Zubat 3 yıl 33 milyon dolar, Kevon Loney 3 yıl 25 milyon dolar. O piyasa için bile Drummond çok daha kelepir kaldı onları. Ve ama ya onlar da mesela geçtiğimiz yıllarda ne kadar çok para kazanırlar. Ben biraz draft e, yayını sırasında bu Mark Williams'in durumundan da bahsetmiştim. Benim beğendiğim hamlelerden biri her ne kadar sakat olsa da Cleveland'ın Ricky Rubio'yu 3 yıl için 18 milyon dolara geri getirmesi oynayıp oynamasa bile bu takıma neler verdiğini biliyoruz. Bence Cleveland'ın orta uzun vade için yaptığı en iyi hamlelerden biri. Benim beğendiğim başka hamle. Senin beğendiğin başka hamle olsa birkaç tane beğenmediğim hamleden. Jashan Tate 22 milyon dolar 3 yıl. Rockets için bence çok iyi bir parça ve çok iyi bir hamle. Bence Jashan Tate'in o takım için çok değerli olduğunu inanıyorum. Otto Porter Toronto. Toronto'nun boyu ortalamasına fiziğine çok uygun bir oyuncu. Onlar şimdi Kevin Durant <laughs> takas ihtimaline haline girdiler. Otto Porter de iyi oldu. <laughs> ee, Ricky Rubio'yu ben de beğendim. Yuvaya ustayı döndürdük Kaan abi. Burada en çok tartışılan hamlelerden biri Clippers'ın John Wall'u alma hamlesiydi. Hiçbir bir karşılık vermediler. Zaten Sibolmur'un harcadığı paraya çok baktığını görmüyoruz ama 2 yıl 13 milyon dolar onlarda da John Wall'u kadroya kattılar. Batum'u, Kofi bir... ve Zubats'ı tuttular. Yani olmasa da o sıkıntı olmayacak o bir hamle onlar adına. Sadece mali olarak yükümlü var ama Sibolmur'un umurunda değil tabii. Ee, şeye geçip geçmeden, KD'ye geçmeden e, beğenmediğin hamleleri alayım senden. E, Detroit'in Mervin, yani şimdi Mervin, John bir kumar hı hı. ve veri yapılabilecek mi? Ama Detroit'in Marvin Bagley hamlesi kumar falan. Kevin Knox da ilginç orada bu arada. Kevin Knox 2 yıl 6 milyon dolar. Marvin Bagley 3 yıl 37 milyon Max dolar. Knox'ı serbest bırakmadılar mı ya? Yok Knox'a da anlaştılar. Ben bıraktılar diye biliyorum. yok, yok Knox'a da anlaştılar. Ee, Marvin Bagley de 3 yıl 37 milyon dolar. Burada soru şu. Marvin Bagley de kiminle yarışıyorsunuz? Bence Marvin Bagley uzun vadeli tekrar bir deneyebilirler de. Hani piyasası ne Marvin Bagley'nin sorusu orada önemli. Ve fırsat maliyeti. Hı -hı. Abi. Kendi hamle avantajlarını ortadan kaldırıyorlar. Niye abi? Niye? Niye yani? Eee... Yani çok kötü değil ama Dallas'ın Javad Makki'ye verdiği para tartışmadı. Gerçi Dallas'ın ihtiyacı var. Yani ona bir şey diyemem. Evet uzun ben, bir kontrat verdiler. 3 yıllık bir evet. kontrat. Ben Milwaukee'nin Bobby Portis'e verdiği kontratın hiç iyi olmadığını düşünüyorum. 4 çünkü. yıl 49 milyon dolar. Şimdi yıllık abi 12 milyon dolar, 13 milyon dolar. Şimdi Bobby Portis kime verecekler diyeceksin. Hani sonuçta Milwaukee'de kadroyu sonuçta 7-8 kişilik bir rotasyon tutmuş. Ama Bobby Portis görüntüsünden ya da algısından çok daha az katkı veren bir oyuncu. Korkunç bir savunmacı, çok şutu çok istikrarsız, belli maçlar çok iyi gözüken belli maçlar ya yani çok güvenebileceğin de bir oyuncu değil ve e, her an su kaynatmaya meyilli bir oyuncu. E, ona 4 yıllık belki de hani bu çekirdeği tutalım diye yaptılar ama ben. Onun uzaklaşmanın daha iyi bir fikir olabileceğini düşünüyordum. Ee, daha önce söyledim, Dort'un kontratını hiç beğenmedim. E, Dort da e, katkısının çok daha üzerinde algısı olan bir oyuncu, yani 5 yıl 87 milyon dolar, yani yıllık 19 milyon Kep dolar çok hani boş mesela. olduğu için OKC'de sıkıntı Aynen. olmuyor. E, şeyi çok anlıyorum. Brooklyn'in Nicholas Claxton'ı fena değil, 2 yıl 10 milyon dolar. E, benim en çok B biraz fazla vermiş olsalar da anlayabiliyorum. Memphis'in e, Tyus Jones'a 2 yıl, yani yılda 15 milyon dolar vermesini, 2 yıl 30 milyon dolar vermesini en anlamadığım iki hamle benim. Yani biraz Bobby Portis'e de. bir Orlando Gereris'e niye kontrat verdi? Yani iki yıl 26 milyon dolar bir. <laughs> Şimdi Gereris iki yıl 26 milyon dolar edebilir ama Orlando için eder mi? Ya yani yararlı bir sezon geçirdi ama orada da daha düşük bir maliyete tutabileceğim bir oyuncu gibi görünüyordu Gereris. Yani kiminle yarışıyordun Gereris için? Bu da tartışılır. Belki hani iyi oynayıp işte sonuçta Gereris tipi e, 3&D kanatlar çok değerli. sonraki sene belki bir e, Geçen sene karşısında. denediler olmadı abi. Evet. Geçen sene denediler takas edemediler. Ben çok anlayamadım onu. Ama kötü değil. Veteran katkısına en önemli olur onu muhtemelen. Ben şeyi çok... Benim en tuhaf buldum Toronto'nun Chris Boucher'e yeni kontrat vermesi. Ee, yani bir de Toronto'da Chris Boucher demişken bir sonuca daha varalım. Takımla Mobamba'yı da tuttu bu arada. Yani, Orlando. Orlando. Takımlarındaki takımlarında oyuncularına senin söylediğin gibi başka kimseyle rekabet etmedikleri halde yani baş, kendisinden başka para verecek kimse olmadığı halde ee, ekstra kontrat ver, veriyor olmaları bir önceki seneki oyuncularına biraz vefa mıdır nedir anlamıyorum ama e, ellerindeki oyuncuyu bence olduğundan fazla değer bir şey. Ya yani Chris bu şey geçen sene facia bir sezon geçirdi be abi. Artı hani zaten çok belli bir rolü oynayabilen oyuncu. Yılda 12 milyon dolar. Gerçi artık 12 milyon dolar da öyle e, biraz düşük bir rakam ama <laughs> e, gene de hani o parayı vermeyebilirsin diye mi? Biraz şey yapıyorlar herhalde. Chris bu şeye yılda 12 milyon dolar vermezsem zaten hani kepin üzerindeyim. Hı hı. Kime vereceğim yani? Kim alacağım? Ve hani soyunma odası dengesini tutayım orada. Takımdaki o kolej koruyayım. Bir sürü sebep olabilir Kaan abi. Supermax'ten program başında bahsetmiştik Kaan abi. Tek tek geçmeyeceğim Geçim onların üzerinde. Yok. Yani yok hiç Booker, Zach Lavin, Carl Anton Tans burada imzaladılar. İşte Jamorant ve Zion Williamson çaylak sorusu extensionlarını imzaladı ki ikisinde de All NBA kuralları var. Zion Williamson'da da Joel Embiid tipi bir sakatlık güvencesi de koymuşlar kontrat. Yani kontratlar çok büyük görünüyor ama detaylarda o kontrat larda takımlar kendilerini teminat altına alıyorlar. Garanti altına alıyorlar. Fakat şu an ne bekleniyor? DeAndre Ayton imzalamadı en önemli oyuncular. Ve DeAndre Ayton imzalamamasının biraz daha uzamasının çok temel bir sebebi olabilir. Çünkü Kevin Durant Brooklyn Nets'in takasını istedi. Ve Phoenix Suns şu anda Toronto Raptors'la birlikte en büyük aday olarak görünüyor. O yüzden de Phoenix Suns tarafı zaten DeAndre Ayton'la uzatmayabilirlerdi. İyice sürüncemeye girmiş gibi görünüyor. Kevin Durant konusunda neler bekliyoruz? Yani biz olmamış hamleleri genelde çok speküle etmiyoruz Kaan abi burada ama temelde programın sonunda biraz da Durant'tan bahsedelim. Ee, herhalde Kevin Durant kariyeri bittiği zaman e, NBA tarihine geçen oyuncular arasında yani NBA tarihindeki en önemli 50-60-20 kaç ders önemli oyuncu arasında kariyerini en kötü yönetmiş oyuncu olacak herhalde. Yani onun kendine ait bir mükemmeliyetçiliği ve e, ne bileyim kendi doğrularına olan aşırı inancı insanın kendi doğrularına inanmasına daha doğru bir şey olmaz ama hani hiç kimseyi dinlemeyip hani e, tamamen kendi evrenindeki doğrularla yaşaması e, başına 50 bin tane bela açtı. Ee, yani Golden State'e gitmesi ayrı bir konu. Pek çok kişi bunu e, beğenmemişti ama bence hani kariyer açısından hiç de kötü olmadı. Yani o takıma da çok iyiydi vesaire, vesaire. neyse. Ama sonra yani başta bir kere kaderini Kyrie Irving ile birleştirdiğin zaman bu olacağı... <laughs> abi takıl yani, o karar verdiği gün söylemedik mi bunu? <laughs> ve maalesef abi Brooklyn'e gittiği günden beri Durant Brooklyn yönetimi Durant'i mutlu ve memnun etmek için her şeyi ama her şeyi yaptı abi. Diandre Jordan'a kontrat vermekten tut işte yapılan takaslar işte Kenny Atkinson'ın e, altının uyulup Steamleşin yani onları istediği koçun getirilmesine kadar her istedik. Ne istedik de ver ne istediğinde vermedik abi. Yeni kontrat yaptın ya. Yeni kontrat uzattın daha 4 sene ve bu maalesef büyük oranda LeBron James'in suçudur bu. Suçu demeyelim de LeBron James'in liderlik ettiği bir konudur. Bu player and, e, empowerment yani oyuncuların takımların kontrolünü yani idari kontrol ele geçirme dönemi daha önceden başlamıştı ya. Tam Michael Jordan'dan başlar bu ama yani LeBron James'le birlikte yani takımın tamamen bütün idari kontrolünü ele almak. Ya, decision bu. sonrası benim ruhu oldu bu. Aynen. Decision sonrası ruhu. Ama Kevin Durant bunu bir adım ileri götürdü. Bir de kan abi LeBron James her zaman karşında takımlarına da takımlarının onu alırken bekledikleri şeyi verdi. Evet. Bunu yaparken. Yani Aynen. takımını dizayn etti ama o dizaynın sonunda da flamaya astırdı bir tane. Evet doğru. Her gittiği hmm. takımda şampiyon oldu. Fakat bunu bir sonraki aşamaya getirmek şu. Ya kardeşim senin daha 4 sene kontratın var ya. Bu şu anlama geliyor. Zaten bunun çok anlamı çok azalmış, Yani sözleşme bak etimolojisine bak tamam Sözleşme <laughs> sözleşiyoruz. Söz veriyoruz. Artık bitti. Abi burada yani takımlar o sözleşmenin kendilerine uyan yani kendilerini yükümlülük altına koyan maddelerini birebir yapıyorlar. Kanunen bağlılar. Mesela Türkiye'deki en büyük sorunlarından biri takımların o sözleşmenin kendi e, taraflarındaki yükümlülüğüne hiç uymaması. İşte bizde paranız kalmaz kardeşim. Ee, Ve e, kalıyor. e kalıyor ya da çok <laughs> geç ödeniyor falan. O yükümlülük uygulamıyorlar. Amerika'da NBA'de uyguluyorlar. Fakat abi oyuncuların artık bir yükümlülük diye bir şey kalmadı ki. Kontratı imzalarım abi. Garantilerim paramı. Sonra istediğimi yaparım. Aynen. Abi böyle şey olur mu ya? İşte Bradley Beal'da da o mantık var ya şu anda. Hani çantayı al onlarda tabir oldu. Aynen. Çantayı al kariyer kararını sonra verirsin. Çantayı al da çantayı sana verene de bir karşılığını vermen Aynen. lazım. Yani takım sahipleri melek demiyoruz ama burada takım sahibi senin için bu takımı olabileceği en iyi seviyeye getirmeye çalıştı mı çalıştı. Senin burada devreye girmen gerekiyor. Bir kurum ve bir birey arasında bir İhtilaf varsa ben her zaman bireyin yanında başlarım çünkü bireyler kurumlar genelde e, yapıların iyiliğini düşünür ve genelde bireyleri ezmeye ya da bireylerin haklarını törpülemeye çalışırlar. Dünyanın yani pek çok alanda böyle. E, Kapitalizmin sosyal... temeli zaten. Aynen. Hı -hı. Burada da bireylerin güçlü olmasında bir şey yok. Ama abi bireyler ve yapılar yani bireyler ve kurumlar arasında bir seçim yapmak yapmadan önce ben düzene bakarım. Abi bu düzeni çok ciddi erozyona uğratan bir şey. Dengeyi çok ciddi erozyona uğratan bir şey. Sen 4 sene söz vermişsin ve buna göre bir plan yapılmış. Brooklyn işte Royson 10 almış. Geleceğini daha da ipotek etmiş kısa vadeli şeyler için. Ve sen bir anda ortada bırakıyorsun. Brooklyn'i ne durumda bırakıyorsun abi? Yani... James Harden karşısında Hüsna verdikleri pikler falan ne anlama gelecek şimdi bundan sonra? 5 sene hiçbir pikleri yok mesela. İlk tür evet. draftları yok. Çok zor bir durum onlar evet. adına. Ya şimdi bir de mesela... Yani bir... şöyle Kaan abi oyuncu özgürleşmesi bireylerin kurumlar karşısındaki haklarını daha yüksek sesle duyurmalarına yol açtığı ölçüde bunun herkes yanında olur zaten. Ama oyuncu özgürleşmesi çağı sadece süperstarların sadece tepe maksimum kontrat alan oyuncuların istediğini yapabildiği bir düzen yaratmaksa o zaten başka türlü bir adaletsizlik getiriyor. Yani sen takım o sahibinden... O da bir feodalleşme yaratıyor evet, abi. Evet sen takım sahibinden o gücü alıyorsun ama bu gücü bir, bir şekilde dağıtmıyorsun. Bu gücü de yine belirli bir zümre içerisinde sınırlı Aynen. tutuyorsun. Bu da başka bir adaletsizlik yaratıyor zaten. Aynen. Tabii ki Kevin Durant istediğini yapmak konusunda özgür. NBA tarihinde en büyük 15 oyuncusundan biri ama herkes ondan daha farklı davranmasını beklerdi bu süreçte. Ta 4 senedir beklerdi tabii ki 3 senedir beklerdi. Şimdi hani Phoenix'e gidip tekrar kariyerini bambaşka bir seviyeye çekebilir. İki şampiyonluk da elde edebilir ama bu net süreci onun için hep bir kekrem tat bırakmış olacak kariyerini. İşin ilginç yanı yani geçen seneki Milwaukee serisinde hatırlarsan belki de kariyerinin en zirve performansını evet. Meliyorsun. Abi sadece keşke basketboluyla hatırlayabilsin. Evet. Sadece basketbol oynasa keşke. Abi ne yapıyorsun ya? Yani ve bir kere daha geri döneceğim. Abi sonuçta bireylerin değişen şartlara da biraz daha esnekli olabilir ama abi insan sözü yani ister yapı ister insan sözünün arkasında duracaksın abi. Bu sözünün arkasında durmak falan değil. Sen 5 sene bir söz vermişsin. Daha 4 sene varken e, şimdi ee nereye gidersen git abi. Ha. Şimdi basketbol tarafına döndüğümüz zaman nereye gideceği bütün dengeleri alıştır. Bütün ligi değiştirecek Aynen. ve uf, yani her şeyi verirsin şu anda. Deandre Ayton tarafına da dönersek ee, Deandre Ayton'ın da şimdi bol bol konuştuk. Deandre Ayton belki de bütün ligdeki diğer 5 numaralardan tabii ki yani yok hiç NBA gibi süperstarlığı bir kenara bakıyorum. Farklı bir bak. tarzı inanılmaz yumuşak durmuş bir, ve bir, çok ciddi bir ofansif etkiye sahip. Belki ofa yani pivotların Stephen Curry'si gibi bir çekim etkisi var eğer doğru kullanabilirse. Fakat iki tane büyük sorun var. Savunmada da belli bir seviye. İki tane büyük sorun var. Bir, devamlı düşük bir oyuncu. Onu sürekli itmek gerekiyor. O Devin Booker'ın falan çok büyük payı var onda. Onu sürekli istim üstünde tutmakta. Çünkü dalıp giden bir oyuncu. Chris Paul. Chris Paul'un. Devin Booker orada bence daha da aktif. İkincisi Sene sonunda evet ona yeni kontrat vermedikleri için biraz e, somurttu, biraz küstü müstü ama sene sonunda takım içinde çok bir ciddi problem yarattığı konuşuluyordu. Şimdi Chris Paul geçinmesi çok zor bir oyuncudur eğer onun şeyine gitmezsen. Fakat abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir insan Monty Williams'la geçinemiyorsa <laughs> dünyada kimseyle geçinemez. Abi. Evet çok güzel bir özet oldu burada. NBA'deki hiçbir koçla geçinemezsin abi. Eğer Montevideo'da geçinemiyorsan, şöyle Mont bir Montevideo'da geçimsizlik yaşıyorsa ben sorunu diğer insanda ararım. Yani playoff'un kapanışında Dallas Mavericks 7. maçında Montevideo'nun Skinger'da büyük bölümünde onu kenarda oturttu ve maçtan sonra neden bu kararı verdiğiniz sorusuna internal yani takım içi bir karar, takım içi bir konuşma, bir muhabbet dedi. Bu da orada başka sorunların olduğuna işaret etti. Bakalım. Yani. Bakalım göreceğiz. Yani James Jones şu anda ama Kevin Durant'ı almak için her şeyi yapar. Çünkü biliyorsun o drafta inanmıyor. Dur. Genç oyunculara inanmıyor. O, or oraya girmeyelim. O, 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 onu, korkunç bir röportaj. Onu bir programda konuşuruz abi. Onun Kevin Arnavut'a e verdiği röportaj. Benim son yıllarda NBA'de gördüğüm en komik röportaj. Bu arada okuduğuma çok mutlu oldum bir gazeteci. Yani bir medya çalışanı olarak. Keşke öyle bir şeyi biz yapabilseydik ama... Şöyle inanılmaz diyeyim. komik bir röportaj. Son 10 yılda en şok olduğum 3-4 röportajdan biri o. Baba draftta ne yapacağız? Draft ya, ne? Arkadaşlar uzun uzun konuşacağız ama özetliyorum. Draft'a inanmıyorum dedi ya evet. röportajda. Ya böyle bir şey, ya tabii ki kontekstin dışına çıkarmamak lazım. Yani çok uzun bir evet. konuşmanın ortasında. Yani draft'la büyümek yerine işte doğru hamleleri yapmak daha önemli falan Ama sonuçta draft önemsize getiriyor lafı ya. Abi, i̇nanılmaz bir röportajdı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum evet. Kaan abi. Evet. Çok fazla hamleden bahsettik. Bizim transfer programları zaten genelde uzun oluyor. Bir saati açtık burada. Ama e, çok güzel bir zamanlama oldu bizim için de ve bir sürü hamleden bahsetmeye çalıştık. Kevin Durant ve DeAndre Ayton hamlelerine göre bir program daha yapacağız. Yapabiliriz. Evet yapabiliriz diyelim. E, 14 15e gibi bir tane daha program çekme ihtimalimiz var ama bakalım hamlelere bakacağız. Aynı. Yeni sezonu böylece biraz erken açtık diyelim. Ee, eğer Ayton ve Durant yani ligi değiştirecek bir hamle olursa bir program daha yapacağız. Ee, o dediğim gibi belli değil tam olarak ee, ama esas sezonu herhalde... E, Esas sözünü açmak için Ekim başında tekrar görüşürüz diyelim o programa kadar. Evet çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için de. Siz de en sevdiğiniz hamleleri en beğenmediğiniz hamleleri aşağıya bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.